أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri ümmeti Muhammed olarak bize Ramazan-ı Şerif ayını büyük bir lütuf olarak ikram etmiştir. Başlı başına büyük bir lütuf olan gecesiyle gündüzüyle rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü ise ilk 20 gününden daha değerli, daha şereflidir. Ayrıca son 10 gününün içerisinde saklı olan Kadir Gecesi'ne gelince sadece 10 günden, 20 günden değil, senenin bütün günlerinden daha faziletlidir. Dolayısıyla içerisinde Kadir Gecesi olmayan, 1000 aydan daha hayırlı, yani 80 küsür seneden daha hayırlı olduğunu Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Kadir Suresi'nde beyan buyurduğu bu Kadir Gecesi'nin sadece ve sadece ümmeti Muhammed'e bir lütuf olduğunu ve bir gecede 80 küsür senelik ibadet yapma imkanına sahip olabileceğimizi çok açık ve net bir şekilde Kadir Suresi beyan etmektedir. Bize bu kadar merhameti sonsuz olan Ramazan-ı Şerif ayında cennetin kapılarını sonuna kadar açan ve yine bize merhamet ettiği için cehennemin kapılarını kapatan ve yine bize merhamet ettiği için şeytanları bağlayan, bu kadar lütuf ve keremlerde bulunan Allah Celle Celaluhu, Ramazan-ı Şerif'in başından ortasına, ortasından sonuna, son günlerine geldiğimizde kalbimiz yumuşaya yumuşaya, amel defterlerimizdeki günahlarımızı sile sile, tertemiz bir şekilde Kadir Gecesi'ni yakalamış olma imkanını bizlere sunmuş oluyor. Yani Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in başında değil, son 10 günü içerisinde. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, böylesine 80 küsür seneden daha faziletli olan bir Kadir Gecesi'ni bizlere lütfeden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü sena ederiz ve kendisine şükrederiz. Ancak her nimetin şükrü kendi cinsinden olması gerektiğinden dolayı Kadir Gecesi'nin şükrünü o geceyi ihya etmek suretiyle, ibadet ile, dua ile ihya etmek suretiyle eda edebileceğimiz de bir gerçektir. Bu vesileyle bütün mümin kardeşlerime Rabbim Kadir Gecesi'ni idrak edip ihya etmeyi nasip eylesin. Bu gecenin faziletinden kamilen istifade etmeye her birimizi muvaffak eylesin. Yüce Rabbim bu Kadir Gecesi'nde dostlar listesini tanzim ederken, tecdid ederken çıkarılmayacak şekilde bizi dostlar listesine katıversin. Günahlarımızı silsin. Bu geceyi ihya edenlerden saysın. Yüce Rabbim ömrü olanlara daha nice Kadir geceleri nasip eylesin. Ömrü vefa etmeyecek olanlara da bu Kadir gecesini, bugüne kadar geçirdiğimiz Kadir gecelerin en faziletli olarak geçirdiğimiz, en dolu dolu geçirdiğimiz gecelerden eylesin. Yüce Rabbim bu gecede dualarımızı makbul eylesin, sıkıntılarımızı izale eylesin. Ümmeti Muhammed'den bu gecenin tadına varamayan, zalimin zulmü altında olduğundan dolayı tadına varamayan kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Mescid-i Aksa her Ramazan-ı Şerif'te mümin kardeşlerimizin çektiği çilelerle dünyada şöhretini buluyor. Onlara zulmeden zalimleri Doğu Türkistan'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde mümin kardeşlerimize Ramazan'ın tadını tattırmayan, Kadir Gecesi'nin tadını tattırmayan zalimlere Rabbim hak ettikleri cezayı versin, müminlere birlik ve beraberlik ihsan eylesin, ahirete göçmüş olan aile büyüklerimize rahmet eylesin, hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Rabbim bizim çocuklarımızın, bütün aile bireylerimizin, dost ve yaranlarımızın ibadet hevesimizi, kalitesini, takvamızı, ihlasımızı Rabbim gün be gün ziyade eylesin. Dünyadan ahirete göçerken kamil bir iman ile göçmeyi, güle güle ahirete intikal etmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi her birimize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.